İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Selefkiya Kale Şehri. Artsakh'ın Krasni köyünde yerinden edilmiş aileler için inşa edilen apartmanların bir kısmının inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde dip temizliği başladı. Cavakkın hazineleri, ablar. Batı Ermenistan'daki Hakkari'nin ekolojisi ciddi tehdit altında. Batı Ermenistan'daki Zeytun'un dini görgüleri. Kanun sanatçısı Marianna Gevorkyan Ermenistan Cumhuriyeti'ne aynı anda iki muzaffer birincilik getirdi. Kale şehri Selefkiya, Akdeniz kıyısında Kalikadnos nehrinin ağzına yakın bir yerde bulunuyor. Milattan önce 3. yüzyılda Selefkos İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Selefkos Nikator tarafından yaptırılmış ve Selefkiya adını almıştır. 12. yüzyılın ortalarında Selefkiya, Kilikya Ermenistan'ın hükümdarı 2. Toros tarafından fethedildi. Selefkiya'yı yeniden inşa ederek beyliğinin güneybatı sınırında önemli bir askeri üs haline getirdi. Kilikya Ermenistan'ı kralı 2. Levon, Selefkiya'nın kontrolünü Jordvanel Sasnetsi'nin oğlu Şahınşah'a ve ardından Pres Konstans'a devretti. Kilikya Ermeni Krallığı'nın ikinci büyük limanı ve sınır kalesiydi. 13. yüzyılın ortalarında Selefkiya, Karamanlılar denilen Türkmen göçebe aşiretleri tarafından fethedildi. 15. yüzyılın sonunda kale tamamen ayaktaydı ve güçlü bir kale olarak önemini korudu. Selefkiya kale kentinin yıkılmasının zamanı ve nedenleri bilinmemektedir. Selefkiya Ermenileri 1915 soykırımı Armenosit sırasında zorla yerlerinden edildiler. Çoğu göç yolunda öldü ve hayatta kalan birkaç kişi farklı ülkelere sığındı. Artsakh'ın Krasni cemaatinin idari bölgesinde Askeran bölgesinin işgal altındaki Agnahbir köyünden yerinden edilen aileler için yeni bir yerleşim yeri inşa ediliyor. Bunu Artsakh Cumhuriyeti Bölge Yönetim ve Altyapı Bakanı 1. Yardımcısı Vartan Beklaryan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede ifade etti. Beklaryan, her biri 18 daireli 12 adet 3 katlı bina inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları Kasım 2021'de başladı. Çalışmaların bir kısmının yıl sonuna kadar, diğer kısmının ise 2023 baharında bitirmesi planlanıyor, dedi. Bakan yardımcısı, yapım aşamasında olan 216 daireden 100'ü yerinden edilmiş Agnahbir sakinlerine tam olarak bir daire sağlamak için tasarlanırken, diğerleri ayrı bir semt inşa edilmeyen daha küçük topluluklardan yerinden edilmiş sakinleri barındıracak, diye özetledi. Batı Ermenistan'ın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün Bağış-Bitlis'in Tatvan ilçe sahillerinde kıyı dip temizliğine başlandı. Çalışma çerçevesinde ilçe sahilinin yaklaşık 8 kilometrelik kısmında dip temizliği gerçekleştiriliyor. 30 araç ile startı verilen çalışmanın en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. 3 yıldır süren Van Gölü eylem planı ile Van Gölü temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu eylem planında ilk etapta Van Gölü'nü kirleten unsurlar belirlendi. Arıtma tesisleri tespit edildi. Arıtma tesisi olmayan yerlere arıtma tesisi inşaatları başlatıldı. Diğer aşama ise Van Gölü'nde bir dip temizliği çalışmasıydı. Geçen sene NASA tarafından yapılan fotoğraf yarışmasında dünyada birinci olarak maviliği ve güzelliğiyle Van Gölü olmuştu. Daha mavi bir Van Gölü için en kısa zamanda doğru şekilde çalışmalara devam edilecek. Bir zamanlar yerleşim yeri olan Ablar, bugün sadece Ahalkalak ve çevre köyler için bir su kaynağı değil, aynı zamanda bir dinlenme ve hac yeridir. Ablar, Ahalkalak bölgesinin Kulikam köyünden çok uzakta değil. Yerliler bölgeyi anlatırken suyun bolluğunu ve geçmişte Ablar kaynaklarından gelen su ile Kulikam'da bugün sadece bir tanesi kalan 17 değirmenin işletildiğini vurguluyor. Yazın burası hep canlı. İnsanlar dinlenmek, mum yakmak ve Ablar'ın soğuk suyunu içmek için geliyor. Geçmişte Ablar kırmızı balıklarla da ünlüydü ve insanlar özellikle balık yakalamak için oraya giderdi. Yarı yıkık Surp Elena Kilisesi ve kısa bir mesafede bulunan Yedi Kardeşler adlı haçkarlar da
ziyaretçiler için dikkat çekicidir. Onlar sadece yakın zamanda çatı altında korunma buldular. Alplar sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da özellikle macera ve aşırı dinlenmeyi tercih edenlerin ilgisini çekmekte. Dağlık alanları ve yeşil bitki örtüsüyle bilinen Batı Ermenistan'ın Hakkari ve çevresi maden rezervleri bakımından da oldukça zengin. 40 milyon ton ile dünyanın en büyük çinko yataklarından birinin Hakkari'de bulunduğu tahmin ediliyor. Bu yüzden son yıllarda özel şirket eliyle çinko ve kurşun üretimi faaliyetleri oldukça artmış durumda. Son verilere göre ülke genelinde 900 bin ton çinko üretiliyor ve bunun 100 bin tonu kentten çıkarılıyor. Şu an kentte 110 maden şirketi bulunuyor ve bunların bir kısmı aktif olarak faaliyet yürütüyor. Kentte çıkarılan çinkonun neredeyse tamamının uzun süre Çin'e gönderilirken şimdilerde ulaşım maliyetlerinin artmasından dolayı karayoluyla İran'a satılıyor. Hakkari çevresinde çinko ve kurşun gibi madenlerin yanı sıra kükürtlü bileşikler ve jeotermal kaynaklar da bulunuyor. Maden sahalarının faaliyetleri neticesinde bölgedeki bitki örtüsü ve su kaynakları büyük zarar görüyor. Faaliyetler sonucu ayrıştırılan ağır metaller toprağa, havaya ve suya karışıyor. Bulunduğu yerlerde bitkisel üretimlerin ve meraların da kirlenmesine yol açıyor. Batı Ermenistan'ın geleneklerine bağlı olan Zeytunlular asırlar boyunca günlük hayatın yanı sıra aile yaşantısında da komşu bölgelerden farklılaşan kendine has seremoni ve alışkanlıklarını korumuştur. Örneğin evlilik seremonilerinde diğer bütün Ermeni bölgelerinde olduğu gibi iki aile birbiriyle anlaştığında ve aralarındaki bağı güçlendirmek istediklerinde çocuklarını daha kundaktayken birbirleriyle nişanlar ve böylece dünürlük bağı kurulmuş olurdu. Ve çocuklar evlilik çağına geldiklerinde söz kesme ritüelleri uygulanmaya başlanırdı. Zeytun'da erkeklerin evlilik yaşı 15-17, kızların ise 12-24'tür. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse ve evde evlenme yaşına gelmiş bir delikanlı varsa, evin kadınları, özellikle de delikanlının annesi, uygun bir gelin adayı arar ve etraftaki evlenme çağındaki kızları, özellikle de kiliseye gelen genç kızlarla ilgilenirlerdi. Sonra uygun birini bulunca delikanlının fikri alınır ve onun da onayıyla, burada belirtmek gerekir ki delikanlı annesinin uygun gördüğü gelini başka birine sevdalı dahi olsa kabul etmek zorundadır. Kızın evini ziyaret etmek için bir fırsat yaratılır. Sohbet sırasında müstakbel gelinden su getirmesi rica edilirdi. Bu kızın ebeveynlerine misafirlerin kız görmeye gelmiş olduklarını anlatan bir işaretti. Misafirler ayrıldıktan sonra gelenlere verilecek cevabın ne olacağına kızın anne babası karar verirdi. Ardından delikanlının evine haber gönderirlerdi. Cevap, Allah hayırlı etsin olursa cevap olumlu demekti. Makalenin tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Kanun sanatçısı Marianna Gevorkyan iki uluslararası ödül daha kazandı. Avrupa UNESCO Derneği tarafından Fransa ve Almanya'da düzenlenen uluslararası yarışma festivalde sanatçı, enstrümantal performans sanatı kategorilerinde birincilik elde ederek çifte zafer kazandı. Birçok uluslararası yarışmanın galibi olan Marianna Gevorkyan, geçtiğimiz günlerde ulusal halk müziğini sunduğu Dünya Halklarının Müziği kategorisinde küresel kültürel girişim Dünya Halk Vizyonu Yarışma Festivali'nin ana ödülünü kazanmıştı. Yetenekli Ermeni kadın kanun sanatçısı 115 ülkeden 3950 katılımcı arasında ana Grand Prix ödülünü kazandı. Ayrıca Hindistan'da düzenlenen uluslararası yarışmada ödüller kazanarak birinci sınıf ödül sahibi olarak Stage Charm ve Music Ambassador özel ödüllerini aldı. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size kanun sanatçısı Marianna Gevorkyan tarafından seslendirilen Ermeni Aşuk Sayatnova'nın Eşhemet adlı eserini sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.